Böyle sevaplı yerlerde bir saadettir. Evet. Şimdi tabi Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesindeyiz. 3 gün kaldı. Bazı rivayetlerde Ramazan'ın 27. gecesi Kadir gecesi olarak ifade ediliyor. Ama tabi bu kesin değil. Yani böyle bir rivayet var. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Ramazan'ın son 10 gününü Hazreti Ayşe annemizden rivayetle daha yoğun bir ibadetle geçiriyor. Daha yoğun bir ibadetle geçiriyor. Hatta ev halkına da bu noktada tahşidat yapıyor. Biz Üstad Hazretlerinin talebelerinden dinlediğimiz ve hatıralardan okuduğumuz kadarıyla Üstad Hazretleri de son 15 günü hiçbir şekilde abileri uyutmuyormuş. Hatta yüzüne su atıyormuş. Uyumayın gece diye. Çünkü Kadir Gecesi 83 sene bir ibadet geçirmiş gibi bir manevi bereket var yani. Ha belki bu 23. geceydi, belki 25. geceydi, belki geçti bilemiyoruz. Velev ki Kadir Gecesi o sırlı ve gizli olan gece. Peki niye sırlı ve gizli? Allahu Teala velilerini insanlar içinde gizlemiştir. Cuma'yı mesela Cuma'da bir icabe saati vardır. O saatte yapılan duayı Allah kabul ediyor diyor Peygamber Efendimiz. O yüzden Cuma günü namaza gittiğimiz zaman ben bazen görüyorum camide telefonla uğraşıyor, WhatsApp'ına bakıyor. Çok yanlış. Hele hele hutbe okunurken çok çok yanlış. Hatta birisi dese ki ya kardeşim şu telefonla oynama onun cuması iptal olur. Yani bu kadar cuma çok önemli. Bu cumada da mesela bir saat var. O dakikada yapılan duayı Allah kabul ediyor. Ama gizli. Niçin? Mesela yağmurun ne zaman yağacağı gizli. Değil mi? Öleceğin ne zaman gizli. Bunlar mesela Kadir gecesi gizli. Neden gizli? Cenab-ı Hak bunları gizli tutarak kullarını uyanık tutmaya çalışıyor. Çünkü mesela şimdi 27. gecesi olarak telakki ediliyor. Mesela yarın camiye git bulamazsın kimseyi. Niye 27'yi aldık bitti. Öyle değil. İşte bu bir nevi gaflete sebep olabileceği için bazı önemli şeyler, bazı vakitler gizli bırakılmış. Ta ki kullar, ümmeti Muhammed aramanın kalitesiyle bulmanın şerefini ne yapsın kazansın. İşte bu gecede velev ki Kadir gecesi geçmiş olsun veya bu gece olsun bilemiyoruz. Ümmet-i Muhammed, Üstad Hazretleri şurada diyor, okuyun orayı. Evvela yarın gece Leyli Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müştehitler o gece Leyli Kadir'i tahsis etmişler. Yani 27. gecesi, evet. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabule yani mazhar olur. Yani velev ki Kadir gecesi geçse, ama biz bugün Kadir gecesi hüsnü zannına Rabbimize hüsnü zan ederek ene zanni abdi bi sırrıyla bu gecede aynen Kadir gecesi gibi sevap alıyoruz. Şimdi bir Ramazan medresede her akşam teravihine gelen, sohbetine gelen, duasına gelen biz her akşam böyleyiz. Sadece bu akşam az değil. Ne olacak? Elbette velev ki bir akşama denk gelse biz yine ne yaptık? Ne yaptık? Kaçırmadık, yakaladık değil mi? Yakaladık. Hatta güzel bir şey Üstad diyor, velev ki şahs-ı maneviye giren, şahs-ı maneviye dahil olan, o şahs-ı manevide birisi diyor o Kadir gecesini yakalasa, bütün diyor ihvanlara aynı Kadir gecesi sevabı onlara da inşallah hanesine ne yapılabilir? Yazılabilir. Derecesine göre yazılabilir. O yüzden Allah bizi bu şahs-ı maneviden ayırmasın. Şahs-ı maneviyle yapılan dua çok büyüktür. O yüzden biraz evvel bak, hanımlar medresemizde 37 hatmi şerif yapmışlar. Biz 30 hatim yaptık. Diğer kardeşlerde toplam 70 hatmi şerif. Az mı? Ne kadar bereketli değil mi? Şimdi mesela Ramazan'ın reisi dışarıda hissedilmezken medresede çok coşkulu bir şekilde yaşanıyor. Allah bu medreseleri daim eylesin. Amin. Kuvvet verenlere madden manen yardım eylesin. Amin. Şimdi ikincisi, bakın hatta bizim böyle küçük kız çocuklarımız var. Onlar böyle ablalarımız onlara şey yapıyor, eğitim veriyor. Bu duaların içinde onların salavat-ı şerifeleri de var. Yani onların hürmetine Allah dualarımızı kabul etsin. Amin. Yani ayrıyetten hatırlayayım, her cumartesi günü hanımlar medresesinde hanım ablalar ve küçük çocuklara, kız çocuklarına dersler yapılıyor. Oraya da inşallah ne yapalım, çocuklarımızı gönderelim. Her perşembe de devam ediyor. Bu akşam itibariyle bizim medresedeki programımız bitti.
Yani artık yarından sonra bizim bugün son bu programımız medresede. İnşallah bayramdan sonraki hafta derslerimiz başlıyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi velev ki bu gece Kadir Gecesi olmasa, Cenab-ı Hak gene ne yapıyor? Bize Kadir Gecesi manasını inşallah hüsnü zanna binaen ihsan ve ikram ediyor. Evet. Şimdi tabii Kadir Gecesi'nin önemini bu gece Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kalbi mübarekine indi bak. Şimdi burada çok önemli. Melekler Lehf-i Mahfuz'dan, Kur'an-ı Kerim Lehf-i Mahfuz'dan Beytül İzze'ye indiği zaman hepsi yere serildiler. Bak melaike Kur'an-ı Kerim Lehf-i Mahfuz'dan Beytül İzze'ye indiği zaman hepsi yere serildiler korkudan. Niye? Çünkü Kur'an'ın gelmesi demek onların yanında kıyametin başlamasının alametiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu aleme teşrif edip 40 yaşında peygamber olmadı Peygamber Efendimiz. Adem çamurla su arasındayken ben peygamberdim diyor. La fahır ama övmek yok. Fakat 40 yaşı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazretlerinin nedir? Peygamberliğinin zuhur yaşıdır. Yoksa Adem balçıkla çamur arasındayken ben peygamberdim diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşında da peygamber olma zuhuruyla ve Kur'an'ın gelmesiyle artık kıyametin geri sayımı başladı. Şimdi melaike bu tecelliyi gördü ve haşyet-i ilahi Cenab-ı Hakk'ın o kahhar, müntakim, cebbar isminin tecellisi karşısında bayıldılar. Şimdi Peygamber Efendimiz'le son başladı. Allah Allah. İkindi vaktini peygamber. Ben diyor ikindi vaktini değil mi? Ben ahir zaman peygamberiyim diyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam hatta ikindi namazı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine işaret eden bir mana vardır. İkindi günün bitimidir. Peygamber Efendimiz de artık alemin, kainatın bitişinin işaretidir. Yani Kur'an geldi 1400 küsur sene önce Hira'da Hazreti Resulullah'ın kalbi mübarekine indiği anda artık geri sayım başladı. Biz şu an geri sayımdayız. Ahir zaman. İmam-ı Rabbani Hazretleri kendi zamanının için diyor ki ahir zaman başladı diyor. Üstad Hazretleri de ahir zaman uzundur. Biz bir faslındayız. Ama hadis-i şeriflerden, rivayetlerden anladığımız kadarıyla kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Ama ömür beşerin ve dünyanın ömrü fazla kalmamış. Ya. İşte biz inşallah bu sonlarda kazananlardan oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki sizler ondan birini yapmazsanız helakete gireceksiniz diyor sahabe-i kirama. Ama öyle bir zaman gelecek ki onlar ondan birini yapsa onlar kurtulacak diyor. İşte biz şu an o zamanı yaşıyoruz. Ondan birini yapsak ama güzel yapsak itikadı sahih bir şekilde inşallah kurtulanlardan olacağız Allah'ın izniyle. Öyle ümit ediyoruz. Şimdi tabii Kadir Gecesi Kur'an'ın indiği gece olduğu için bu gecenin kıymeti Ramazan'la beraber Kur'an'ın inmesidir. Hatta biz Ramazan-ı Şerif içerisinde derslerde bunu ifade etmiştik. Bakın bir şeyin kıymeti içindekiyle ölçülür. Şerefil mekan bil mekin. Yani şuranın kıymeti şu güzel cemaatledir. Değil mi? İçindeki hakikatladır. Şimdi mesela Mekke bir zarf gibi düşünürsek zarfın içindekine mazruf denir. Bir zarf var, bir de zarfın içindeki mektuba biz ne diyoruz? Mazruf diyoruz. Mekke bir zarfsa mazrufu nedir? Kabe'dir. Kabe'nin, bak Kabe Mekke'ye ne verdi? Kıymet verdi. Medine bir zarfsa Hazreti Muhammed Mustafa bir zarftır. Hazreti Resulullah Medine'ye ne verdi? Bir kıymet verdi. Değil mi? Bakın. Beden bir zarftır. Mazrufu ruhtur. Beden ruhla kıymet kazanır. Ruh bir zarftır. İman bir mazruftur. Ruh imanla bir kıymet kazanır. Gece bir zarftır. İşte Kadir gecesi olması hasebiyle bu gece
Kur'an'ın inmesi noktasıyla mazrufu itibariyle kıymet kazanıyor. Nasıl bir kıymet kazanıyor? Yani Kur'an'ın indiği gece 83 seneden daha kıymetli bir gece oluyor. Öyleyse madem Kur'an'ın indiği bir gece 83 seneden daha kıymetliyse Kur'an'ın girdiği bir gönül nasıl kıymetlidir? Ya işte senin benim kıymetim kalbindeki Kur'an kadardır. O Kur'an'ı yaşaman kadardır. O Kur'an'ın davası kadardır. Tabiri diğerle bütün ederimiz Kur'an'daki kadarlığımız kadardır. Bak burası önemli. Bişr-i Hafi Hazretleri var. Bakın normalde eski hayatı sarhoşmuş. Sarhoş. Bir gün böyle yine sarhoş bir şekilde gelirken yağmurlu bir gecede bakıyor yerde böyle bir kağıt parçası var. Kağıt parçası bakıyor üstünde Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Hemen alıyor böyle. Hemen biraz sirkeliyor. Eve gidiyor. Şimdi baş şuraya koysa orada içki var. Ya ben buraya içki koyayım olmaz. Oraya koysam ayak uzatıyorum. Buraya koysam vesaire. Ya dedi Rabbimin kelamı başımın üstüdür. Bak o içkili haliyle aldı. Onu duvarda başın üzerine astı. O gece alemi manada keyfiyeti bize meçhul Cenab-ı Hak nida buyurdu. Ey Bişir! Sen ki bizim ismimizi yerden alıp o yukarı koydun. Sen ki bizim ismimizin üzerinden o kiri çamuru neyse sildin. Biz de senin kalbinden ne kadar gırlı kuş varsa hepsini sildik. Seni ebrarlar içine koyduk diyor. Akşam sarhoş, sabah veli kalkıyor. Ama nasıl? Bakın Kur'an-ı Kerim'in değil mi? Bir ayeti bak. Bismillahirrahmanirrahim hürmeten. Bakın hürmet onu nereye taşıdı? Bütün kirini sildi. Onun Kadir gecesi o gün oldu işte. Şimdi bu Kadir gecesi değil mi? Niçin? Kur'an-ı Kerim indi. Senin dünyana, senin alemine, senin evine, senin çoluk çocuğuna, senin kalbine, senin gündemine Kur'an ne zaman inerse senin iç dünyada bugün kalktım. Ben bugün Kur'an için ne yapabilirim ya Rabbi dediğin an senin Kadir gecendir. Kur'an senin kalbine inecek. Davası inecek. İşte sen Kur'an'la buluştuğun zaman ya Rabbi ben senin dinin, diyanetin için bir şey yapmam demeye başladığın an senin Kadir gecendir. Allah mübarek etsin. Artık senin gönlün Allah'ın davasına ne olmuş? Bir zarf olmuş. Mazrufu da dava ilahi. Senin kıymetin odur işte. Bir harfine, bakın bir harfine hürmet, onun bütün kirini silip onu ebrarlar içine koyarsa, Üstad Hazretleri bu eserler evvela Osmanlıca yazılıyor. Sonra tekstilde böyle işte kuytu köşelerde, depolarda gizlice yasak olduğu dönemler. Allah demenin yasak olduğu dönemler. Şimdi bakın biz elhamdülillah eskiden bu şekilde oturamıyorlarmış yani ağabeyler. 2-3 kişi buraya geldi mi niçin geldin? Allah dedin büyük suç hapise. Böyle dönemler görülmüş. Allah bizim şu nimetin kıymetini zıttıyla bildirmesin. Amin. Bak bunun altını hususe çekiyorum. Şu an Ramazan'ın reisi dışarıda görünmüyor yani. Allah şu içinde bulunduğumuz medresenin, bak şu teravih kıldık, hatmi şerifler, dualar, Allah bunun nimetini zıttıyla bildirmesin. Amin. Bakın 2 sene bir araya gelemedik. Allah 2 sene Kâbesini dahi kapadı bize. Bu çok ibret amiz bir şeydir. Bunu çok ciddi düşüneceğiz. Allah gönlümüze kapamasın hakikaten. Amin. Demek ki bak Allah bazen kapatıyor kapıyı. Allah kapıyı kapattı mı? Dedi ki benim ne Kâbeme girebilirsin, ne Resulümün kabrine gidebilirsin, ne camiye ne de medreseye gelebilirsin. Kapattı Allah. Ama rahmet-i ilahi merhamet etti açtı yine yani. Kapatmasın Mevla. Amin. Ama nasihatla terbiye olmazsak Allah musibetle terbiye edecek. Buna da çok dikkat edelim. Musibet geliyor gibi şunlar sadaka hükmüne geçsin. Amin. Yani bakın bunları böylesine söylemiyorum yani. Şimdi tabii
Üstad Hazretleri böyle o eserler yazılıyor. Böyle teksir makinesi. Yani bugünkü fotokabinin biraz daha iptidası, manueli diyelim. Bir abi 6 ay giriyorlar çıkmıyorlar. Düşün, 6 ay fotokopi çekiyorlar. Yani kitapları çoğaltıyorlar. Bir gün yeter demiş böyle. Yani insan da 6 ay. Şimdi şurada bir 10 dakika daha dua uzatsaydık cemaat giderdi yani. Tabii dayanamayız biz. Bazen diyorlar keşke Peygamber Efendimiz zamanında yaşasaydık. Diyorum iyi ki yaşamamışsın. Niye kafir olabilirdin? Dayanamayabilirdin. Sen Ammar gibi dayanamazsın. Bilmiyorum. Annen gözünün önünde böyle hançerle. Değil mi? Bilmiyorum. Dayanamazsın. Bilmiyorum. Sen Bilal Habeşi gibi ehad diyemezsin. Diyemezsin. Üzerine kaya konduğu zaman. Değil mi? Şurada bir 15 Temmuz oldu. Değil mi? Ne kadar elenen insan oldun. Allah şerlerini iptal etsin bu dini, İslam'a ihanet edenlere. Değil mi? Ama şimdi kötüler var diye iyileri mi terk edeceğiz yani? Ama elek oldu. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Hacı Bayram Veli Hazretleri var. Hatta bu ara çok böyle dizisini yapmışlar. Hacı Bayram Veli Hazretleri zamanında çok onun tekkesi çoğalmış. Üstad bunu şualarda işliyor. Diyor ki artık devlete vergi verecek, askere gidecek adam kalmamış. Çünkü devlet o tekkeden asker ve vergiyi mahvetmiş. Sultan da haber göndermiş. Efendi Hazretlerine söyleyin, Hacı Bayram Veli Hazretlerine. Yani böyle böyle bir durum var. Ne kadar müridiyanı var söylesin. Bize, biz de ona göre şey yapalım. Tabi bu haber Hacı Bayram Veli Hazretlerine ulaşınca bu mesele şualarda geçiyor. Üstad şey Hacı Bayram Veli Hazretleri üzülmüş. Ya biz devletimize zulm olduk, yük mü olduk diye. Çünkü biz devletimize hizmet ederiz. Şu sohbetler, bu hizmetler devletimizdeki asayişe bir nedir? Faydadır. Bizim vazifemiz, Risale-i Nur talebelerinin vazifesi asayişi muhafaza etmektir diyor Üstad Hazretleri. Bizim siyasetle işimiz yok, devletle işimiz yok. Oyumuzu veririz, dua ederiz. Bitti. Şimdi peki nasıl yapalım? Bir çadır kurdurmuş. Demiş ki herkese söyleyin ne kadar bize müntesip olduğunu iddia eden birisi varsa gelsin. Tabii doğmuş kadın, çoluk, çocuk, herkes. Bir tane demiş ki bugün demiş bana mürit olanları keseceğim, cennete göndereceğim. İçeri de bir tane koyun koymuş. Tabii bu söyleyince millet ya bu şey efendi delirdi mi, ne yaptı? Herkes bir hemen homurdanmaya. Bir tane adamla bir tane kadın koşmuş. Canımız sana feda olsun. İçeri giriyorlar. Bakmış bir tane erkek, bir tane kadın. Evladım koçu kes demiş. Koçu kesince tabii alttan kan çıkınca ula şey kesti bunları. Bir tane adam kalmıyor. Meydan bomboş. Yazın demiş bizim 1,5 müridimiz var. Bakın Allah-u Teala dinine ve diyanetine hizmet edenleri bazen bu çadırlarla imtihan eder. Allah bazen imtihan koçları kestirir. Kim sadık, kim değil. Üstad diyor, kader ilahi sizi insafsızca eleyecek. Altın mısınız, gümüş müsünüz, bakır mısınız? Bazen olur, Allah bir tane tabize bir musibet koçu keser. Hadi bakalım bu yolun sadıkı kim, müstakimi kim, halisi kim, onun da belli olur. Cenab-ı Hak imtihanlardan yine Allah'ın inayetiyle geçmeyi nasip etsin. Amin. O yüzden her an sınanıyoruz, tartılıyoruz. Niye? Dava çok büyük. Omuz ona göre ne olması lazım? Kaliteli olması lazım. Allah omuzlarımızı kaliteli eylesin. Evet, şimdi üstadın tarihçi hayattan buradan okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ey alem İslam, uyan, Kur'an'a sarıl. İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığına müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a 1000 yıllık tarihiyle şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşir bulunan yüksek ecdadın evladı. Kur'an'a yönel, onu anlamaya, okumaya, onu anlatacak, onu bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisan-ı halin de Kur'an'ı oku. Ey alem İslam uyan. Şimdi Üstad Hazretleri ondan evvel şurayı okuyalım. Birinci sebep, eski harbi umumiden evvel evailinde
Bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Üstad bir rüya görüyor. Ağrı Dağı'nın altında, annesi yanında. Evet. Birden o dağ müthiş infilak etti. O Ağrı Dağı böyle infilak etmiş. Bütün parçalarını dünyanın dört bir tarafına dağıtmış. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Baktım dağ parçalandı. Dünyanın dört bir tarafına dağıldı. Annem yanımda. Ana dedim korkma. Bu Allah'ın emridir. Allah hakimdir. Birden baktım mühim bir zat, mühim bir makamda bana dedi ki amirane, ey Said, Kur'an'ın icazını, mucize olduğunu ümmete anlat. Emretti. Evet. Uyandım, anladım ki büyük bir infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafında surlar yıkılacak. Bak, Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkıldı. Neydi o surlar? Medreselerdi, tekkelerdi, zaviyelerdi, ulemaydı, meşayıhtı. Hepsi yıkıldı. İstanbul'da 500 yerde şey vardı, sadece tekke vardı. Bugün iki tane var ya yok. Medreseler vardı. Ben mesela bir gün baktım bir kitabı okudum. Diyor ki kitabe işte şu yandaki medresenin banisi Ahmet Efendi. Örnek veriyorum. Baktım yanında yıkamacı var. Şey kitabe var ama baktım yanında yıkamacı var. Ya böyle neler? Camiler ahırlara çevrilmiş. Rahmetli Hacı Fikri amca söylüyordu. Ben dedi benim amcam dedi Kars'ta dedi Kars'ta cami satın almış. Cami satmışlar. Biz çok uyardık amca alma yani marangozdu. Neyse amcam iflas etti dedi. Sonra baktı yani böyle dedik amca bak bu iş böyle olmaz. Sonra o cami dedi onardı. Tekrardan güzel ihya etti. Hizmete açtı. Allah tekrar ikram etti dedi. Bakın camilerin ahır olduğu hatta Sultanahmet Camii'nde bile askerlerin hayvanlarının bağlandığı yerler var. Şimdi böyle bir dönem geçirdik mi? Kur'an etrafındaki surlar yıkıldı mı? Yıkıldı değil mi? Yani şimdi parantez içinde anlatayım. Bakın bugün çok büyük bir tehlike var. Kadir Gecesi ama Kadir Gecesi'nin fazileti anlattık. Bakın bugün çok büyük bir tehlike var. Bugün itikadımıza çok büyük saldırı var. Gençlerimizin kafasına menfi cereyanlar öyle efendime söyleyeyim menfi sorularla saldırıyorlar ki bunlara cevap vereceğiz. Bir adama kafir demek çok kolay. Onu muhafaza etmek önemli. Onun sorusuna cevap vermek. Peki nasıl cevap vereceğiz? İşte bak 6000 sayfa Bediüzzaman Hazretleri cevap vermiş. Cevap vermiş. Bak geçen gece burada teravih kıldık. Program bitti. 5-6 tane genç geldi. Kaderle ilgili sorularımız var dedi. Allah'ın adaletini soruyoruz dedi. Allah acaba adaletli mi dedi, adalet davranıyor mu dedi. Bak biz de o yaşlardık ama o soruyu sormadık. Ama şimdi bak nelere muhataplar. Elhamdülillah yarım saatte Risale-i Nur'dan cevaplarını aldılar ve mutmain olup itikatları muhafaza oldu. Bak Kadir gecelerini buldular. Bir gönül imandan düşerse bitti. Ama bir gönül imanla, irfanla buluşsa Kadir gecesi. İşte onun Kadir gecesi. Yani çoluğumuzun, çocuğumuzun üniversitesini düşündüğümüz kadar, hangi bölüme gireceğini düşündüğümüz kadar, elindeki cep telefonunu düşündüğümüz kadar, hatta o cep telefonunu uyardığımız halde buna düşünmediğiniz kadar acaba ahiretini düşünüyoruz mu? Bakın çok ince bir hatta dolaşıyoruz. Bu nesli muhafaza etmek zorundayız. Biz bu aldığımız ilimi arkamızdaki nesle vermek zorundayız. Bu medreseyi bizden sonrakilere devretmek zorundayız. Ondan dolayı sohbetten sonra, ondan dolayı yani herkes çoluğuna, çocuğuna ihtimam göstermesi gerekiyor. Dava büyük, saldırı büyük ama senin koruman yoksa çocuğun elinden kayar gider yani. İşte şu sohbetler, şu hizmet, şu nurlar İnşallah evladımızı muhafaza adına bir hasne hasindir yani. Bir kaledir.
Aa bak hanımlarımız orada, kendilerimiz burada. Allah daim etsin. Bunları daha da büyüsün. Allah bu hizmetleri yapacak insanları da büyüsün. O yüzden abiler mesele çok büyük ve çok tehlikeli. Lütfen farkına varalım. Şuurunda olalım. Alel husus bizler için de dua edin. Bakın Allah hizmet edenlerin sayısını da arttırsın. Hakikaten yani mesele çok büyük. Ondan dolayı tembellik yapacak bir zamanda değiliz. Şimdi bakın oku bakalım. Surlar yıkılacak. Yıkıldı mı? Yıkıldı değil mi? Mesela üstad diyor Kastamonu'da ben besmele yazılan taşların lağıma döşendiğini gördüm diyor. Onlara pek ağır konuştum diyor. Kastamonu layıkasında var. Yani bu akşam müteferrik bir ders yapıyoruz. Kabri müşahede. Değil mi? Bak, Kastamonu'da kabri müşahede eden bir veli 40'tan 38'i imansız gitmiş diyor bak. Bak 750 sene imparatorluk olan bir devletin çocukları. İş çok ciddi. İmanla gitmek veya gitmemek. Bütün hepimizin meselesi bu. Hepimizin meselesi bu. Evet. Uyandım, anladım ki bir büyük bir infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Medrese yıkıldı, ilim gitti. Tekke yıkıldı. Nezaket geçen caminin imamı gelmişti. Allah razı olsun, selametlik versin. Dedim, hocam normalde caminin cemaati şöyleydi. Bir tarafta medrese vardı. Hocaya en basit ilmi hali sormayacak derecede ilmi bilen insanlardı. Bir tarafta tekke vardı. Ehli ilimle, bir hocayla bir camiye nasıl girilir, nasıl çıkılır, nezaket ve edep bilen insanlar vardı. Dolayısıyla hocanın arkasında kim vardı? Hem kalp hem akıl noktasında terbiye olmuş insanlar vardı. Bak medreseyi kestiler Sultan Abdülaziz gibi. Ondan sonra tekkeyi de kestiler. Ne oldu? Yoldan geçip namaza gidiyoruz. Sigara atıp cami namaza giriyoruz. Hocaya soruyor. Hoca diyorsun bak böyle. Hoca. Halbuki hocam müsaade buyursanız bir soru sorabilir miyim? Bak. İşte bunlar gitti. Bunlar gitti. Ya bize bir şey oldu. Cuma, pazar, cumamız pazar oldu. Ne olduysa azar azar oldu demiş ya yani. Evet. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. Edilmiyor mu? İşte o abiye demiş ki Üstad Hazretleri, o abi Isparta'ya gidiyor, kitabı basmış, üstada getirecek. Üstada Isparta'da giriyor eve, bak o Ankara'da, üstad Isparta'da girer girmez üstad böyle yapmış. Ne demek yeter? Keramet göstermiş. Ne demek yeter demiş. Eskiden Kur'an'ın bir harfine saldırı vardı. Bugün Kur'an'ın tümüne saldırı var kardeşim. Nasıl yeter demiş bak. Şimdi... Eğer o zatlar bu hizmeti yapmasaydı belki gevur olurduk bugün yani. Tabii o kırılma döneminin kuvve-i maneviyeleri bu zatlar. Üstad, Sami Efendiler, Efendimiz Mehmet Zeyd Kılıçdaroğlu hepsi yani. Hem şimdi Risale-i davasından bahsediyoruz yani. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Evet. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda isharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak... Ve namzet olduğumu anladım. Biz de namzetiz. Biz de adayız. Bu din sadece Peygamber Efendimiz'e, sahabelere, velilere gelmedi. Ya eyyühellezine amin diyen herkese geldi. Hepimiz bundan mesulüz. Yarın mahşerde herkes imanının gereği dinine ne kadar hizmetinden de sigaya çekilecek. Sen ne yaptın? Gel bakalım. Benim gönderdiğim din için ne yaptın? Ne çile gösterdin? Bak herkes durduğu yere göre sorgulanacak. O yüzden en büyük daya da biz yiyebiliriz Mehmet abi. Öyle okumak güzel de yaşaman her şeyi, her okuduğunun Allah yaşama noktasında tartacak bizi yani. Allah bizim elimizden tutsun. Evet. Oku. Ey alem İslam uyan. Kur'an'a sarıl. İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığına müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan. Ya. Ve İslamiyet nurunu zemin yüzünde naşir bunların yüksek evladın, ecdadın evladı. Ya biziz bak bize sesleniyor. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya ve okumaya ve onu anlatacak ve onu bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken halin, etvarın ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisanı halinle Kur'an'ı oku. Lisanın Kur'an'ı okurken halin de yaşasın ki o insanlar, biz diyor üstadımız, İslamiyet'e layık doğruluğu ve doğru İslamiyet'i yaşasak, sair milletlerin fertleri feş fevç ne yapacak? İslamiyet'e girecek. Lisanımız Kur'an okurken halimiz de onu yaşayacak ama. Amel amel.
Bugün en büyük tehlikeden bir tanesi de amelsiz İslamiyet. Kalbim temiz benim. Ben bütün fakirlere de yardım ediyorum. Kurban gelmeden et de dağıtıyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bak böyle bir şey yok. Kalbin temiz demekle kurtulamazsın. Amele ne kadar muvafıksın değil mi? Bakın hatta üstad size bir müjde. Leyla-i Kadir'de ihtar edilmiş. Evet, maddi. Maddi ve manevi elbette nevi beşer bütün aklını kaybetmezse, maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa, şartlar, yani aklımı kaybetmezse, maddi ve manevi bir kıyamet kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri, Amerika'nın dini hakkı arayan ehemmiyetli cemiyetleri gibi ruh-i zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar. Kur'an'ı arayacaklar. Bir. Ve hakikatlarını anladıktan sonra... Hakikatlarını anladıktan sonra demek ki anlatma vazifemiz var. Bak lisanımız anlatacak, halimiz de İslam'a göre olacak. Camide, evliya, ticarette eşkıya olmayacağız yani. Anlatabildim mi? Sadece bir Ramazan'da doldurmayacağız bu medreseleri. Haftaya diyelim ki şeyden bayramdan sonra haftada burada ders var. Aynı şekle, aynı gayretle devam edeceğiz. Yoksa 27'sini aldık hadi seneye 27'sinde gözükür. Yok öyle bir şey yani. Öyle yok. Bak onlar Kur'an'ı arayacaklar. Evet. Arayacaklar ve hakikatlarını anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Hakikatlarını anladıktan sonra da bütün ruhu canlarıyla Kur'an'a sarılacaklar diyor. Bu bana Kadir Gecesi'nde ilham oldu diyor Sıla Hazretleri. Şu an 2083'te yani o yıllara bir araştırma yapılmış. Avrupa'nın belki kısmı azamı Müslüman olacakmış. Avrupa'da İslamiyet şu an çok ilerliyor. Zaten bütün şiddet ne? Bütün sıkıntı İslam'ın engellenmesi. Ama ne diyor Üstad Hazretleri? Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek ve gür seda İslamiyet'in olacakmış. Resulullah haber vermiş bu iş tamamlanacak. Tamamlanacak da sen bu işin neresindesin? Ha bir medrese yaptın mı? Bir talebe yetiştirdin mi? Talebe oldun mu? Değil mi? Ya şu bardağı şuradan şuraya alıp götürmek bile bir hizmettir. Bu kadar dahi olsa Allah bizim bir payımızı artırsın. Hizmet nimettir yani. Evet. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evladı ve torunları, uyanınız. Alem İslam'ın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak katiyen kâr akıl değildir. Bak en mevki mualayı bu millet almış. Geçen bir şey dinledim çok hislendim. Suriye'de bu Şialar filan vesaire o diğer şeyler bir Müslüman evini basıyorlar. Tabii anlatmayayım şimdi gerisini mübarek gece. Sonra bir gün bizim askerlerimiz de gidiyor. Askerleri görünce evin kızları korkmuş. Orada böyle biraz gözleri az gören bir nene böyle bakmış Türk bayrağını. Korkma evladım demiş. Bu Muhammed'in ordusu. Bunlar bize bir şey yapmaz demiş yani. Sen busun bak. Sudan'dan gelen ses Türkiye diyor bak. Afrika'dan gelen ses Türkiye diyor. Dünyanın dört bir yanından Türkiye diyorlar. Niye? Son kale biz kaldık çünkü. Biz bu kaleyi de bu hizmetlerle muhafaza edeceğiz. Bu kale yıkılırsa biter. Allah muhafaza. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Dua edeceğiz. İnsan yetiştireceğiz. Bunun imkanlarını madden manen neyse kuvvet vereceğiz. Bakın neredeyse şu bazı menfi meselelerden sonra bazı insanlar Allah demeye korktu. Öyle olur mu ya? Kur'an'ları çöpe bırakanları gördük. Allah bir çadır kurdu. O çadıra koşmak lazım yani. Değil mi? Evet. Yine alem İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyet insaniye ve terakki olan medeniyet İslamiye sarılmak, onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. En basit şu Rusya-Ukrayna meselesinde Ukrayna'dan birçok insan Müslüman olmuş. Birçok insan Müslüman olmuş şu Ukrayna-Rusya meselesinde. Niye? Kendi dindaşı, ırktaşı ne yaptı? Biz de gariban halimizde yardım etmeye çalışıyoruz. Ve imanımızı gereği. İnsan olduğu için yardım ediyoruz evvela. Bak bundan dolayı iman eden insanlar varmış biliyor musunuz? Elhamdülillah. Avrupa ve Amerika'dan getirilen
ve hakikatte yine İslam'ın malı olan ve fen ve sanatı nur-u tevhid içinde yoğurarak Kur'an'ın bahşettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı, saadet ebediye ve sermediye göstererek hakaik imaniye ve Kur'an'ın mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. Yani batıdan gelen fen batının değil. Şimdi uzun girmeyin, bir gün anlatırız. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesinde Allah ışınlanmayı anlatıyor. Allah. Işınlanma, ışınlanma. Şimdi o derse girmiyorum. Senin dinin 1400 sene önce ışınlanmanın iç uçlarını vermiş. Değil mi? Hatta diyor ya Belkıs'ın tahtını bir alim ilmicep, o cin değil, insan o. İnsandan bir alim. Dedi ki ya Süleyman, göz açıp kapayınca ben getireyim, böyle bir ilim var. Müslümanlara gerici diyenlerin kulakları çınlasın. Değil mi? Müslümanlık ışınlanma. Ama bizim dinimizde bu var. Müslümanın tembelliği ayrı, İslamiyet'in parlaklığı ayrı. Müslümanın tembelliğini İslamiyet'e kimse mal edemez. O senin tembelliğin. Yoksa İslam her daim altın çağı yaşıyor yani. Oradan gelen şey bizim malımız. Evet. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim, 500 senedir yattığınız yeter. Yeter 500 senedir. Artık Kur'an'ın sabahında uyananız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerini kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecek. Biz ne zaman dinimizden elimizi çektik, perişan olduk. Bakın. Biz ne zaman dinimizden elimizi çektik, o zaman perişan olduk. Diyorlar ya, din bizi geri bıraktı. Peki dünyada en zirve olduğumuz noktada zamanda biz dinsiz miydik? Bütün herkes gelip, seyyahlar gelip, tarihçiler gelip İstanbul'da, değil mi? İlim dileniyorlardı yani. Biz buyduk. Ama bir gün öyle bir darbe yedik ki, bıçak keser gibi bütün maziyi kötüledik. Hatta bunun o zamanki meclis komisyonlarında var. Vesikalarda Osmanlı hanedanının sürgünü var. Hanedan Ali Osman. Şöyle bir şey söylemişler. Değil dirilerini, padişahlarının ve bunların ölülerini de kemiklerini Avrupa'ya gönderin demişler. Yani. Böyle bir ihanet yaşanmış. Ama elhamdülillah bakın üstad çıkmış Risale-i Nur'la, değil mi? Davayı İslami, davayı Kur'an'ı tekrardan meşalendirmiş bu millette. Elhamdülillah. Ya ne diyor? Hem ben cemiyetin imanı namına bakın ahiretimi de feda ettim. O günkü ifadeyle orijinal 25 milyon Türk milletinin cemiyeti namına bir Said değil 1000 Said feda olsun. Eğer Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Eğer milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri arasında yanmaya razıyım. Zira vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur diyor. İşte bu mana senin kalbine geldiği anda davayı Kur'an senin Kadir gecendir, Allah mübarek etsin. Sen artık Kur'an'la buluştun, davasıyla buluştun. Yani bu geceyi böyle anlayalım yani biraz da. Oldu mu? Okuyalım, evet, bitiriyoruz. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefaat ve şehveti medeniye sizi emerek yutacaktır. Yutuyor. Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet, selamet mecrasına ihtiyat ederek sefaat ve rezaleti medeniye süpürüp bu vatanı ab-ı hayat olan hakikat-ı İslamiye sularına akıtınız. Bak bize üstad diyor, bunu yapın. Bak vasiyet vermiş yani, değil mi? Allah Allah. Abilere demiş ki böyle, kardeşim demiş, küfrün beli kırılmıştır, daha düzenemez demiş Allah'ın izniyle. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Evet. O hakikat-ı İslamiye sularıyla bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak. İnşallah. Bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistan'a dönecektir inşallah. İşte bu vatanda Kadir gecesi olacak inşallah. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahru davan elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Amin.
günahlarımızı affeyle. Şu gecenin esrarına, envarına, hakikatına ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı, sırrımızı, nefsimizi, hafimizi, ahfamızı, bütün mahiyeti insanimizi mazhar eyle. Ya Erhamer Rahimin, amin ya şu cemaati cehenneminden halas eyle. Evlatlarından kıyamete kadar, kıyamet sabahına kadar din düşmanı çıkarttırma. İslam'a ve Kur'an'a hadimin Kur'an eyle. Bizleri ya Rabbel Alemin, istidatlarımızı aç, kabiliyetlerimizi aç, anlayışımızı aç. Bizi dinine, diyanetine, şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye, Kur'an'a ve İslam'a ve imana her daim hizmetkar eyle. Bu hizmet için hangi manevi hal, hangi maddi imkan, hangi ihsan ve ikram, hangi hal lazımsa bizi o hallerle hallendir. Bunlara da hangi şey engel olacaksa onlardan da bizi uzak eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.